Aralık 2019'da Çin'de ilk vakaların görülmesiyle başlayan ve tüm dünyaya yayılan, daha sonradan SARS-CoV-2 olarak adlandırılan virüsün neden olduğu COVID-19 pandemisinin ilk yılını geride bıraktık. Peki şu anda tüm dünyada merak konusu olan COVID-19 aşıları hakkında neler biliyoruz? COVID-19 geçiren kişiler aşı olmalı mı? Hastalığı geçiren kişiler tekrar COVID-19 olabilir mi? Antikor testleri ve koruyuculuk hakkında bir yıllık deneyimler ve yorumlarla tüm merak edilenleri çocuk sağlığı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Serkan Atıcı yanıtladı. Değerli dostlar, sizden ricamız, çalışmalarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Pandeminin ilk dönemlerinde maske, mesafe ve hijyen gibi kontrol önlemlerini tartışırken, günümüzde başta COVID-19 aşıları olmak üzere tartışılan konularda koronavirüs hakkında merak edilen sorular da artmıştır. Özellikle COVID-19 geçiren kişi sayısının fazla olması ve giderek de bu sayının artması, bu kişiler hakkında değişik soru ve sorunları da beraberinde getirmiştir. Bizim de toplumu bilinçlendirmek için önemli olduğunu düşündüğümüz COVID-19 geçirmiş kişiler hakkında en çok merak edilen soru ve sorularla ilgili gelişmeleri güncel bilimsel bilgiler ışığında paylaştık. 1. COVID-19 geçirerek iyileşen kişi tekrar aynı hastalığı geçirebilir mi? Geçirirse daha mı ağır geçirir? Bir yıllık tecrübeler göstermiştir ki iyileşen kişiler arasında tam oran bilinmese de bazı kaynaklarda %0.01 olarak belirtilen oranlarda hastalığı tekrar geçirme riski vardır. Bununla ilgili hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde örnek vakalarda mevcuttur. Buradaki en büyük yanlış algı, basında çıkan ya da çevreden duyulan münferit örneklerin herkes için genellemesinin yapılmasıdır. Herkesin immün sistemi yapısı aynı olmadığı gibi COVID-19 geçiren kişilerin immünizasyon, yani hastalığa karşı koruyuculuk oluşturup oluşturamama, koruyuculuk oluşturmuş ise ne düzeyde koruyuculuk oluşturduğu, oluşan koruyuculuğun ne kadar süreyle hangi oranda kişiyi koruyacağı gibi parametrelerde değişmektedir. Bu noktada çokça kullanılmaya başlanan ve giderek yaygınlaşan SARS-CoV-2 antikor testlerine de bir alt başlık açmakta yarar var. Antikorlar, immün sistemin birleşenlerinden biri olan humoral immunitenin antijenlere, yani virüse veya aşıda bulunan viral bileşenlere özgün ürettikleri yanıtlardır. Antikor yanıtı bize bazı yorum imkanı sunsa da SARS-CoV-2 virüsüne karşı gelişen antikor yanıtının ne kadar süreceği, ne zaman azalarak sonlanacağı, kişiyi hangi oranda ne kadar süre koruyacağı günümüzde tam olarak bilinmemektedir. Bunu zaman içerisinde yapılacak bilimsel çalışmalar gösterecektir. COVID-19 atlatan bazı kişilerin de antikor geliştiremediği de gözlemlenmiştir. Bu durum kişinin immünize olmadığını göstermeyebilir. Immün sistemin farklı bölgelerinin aktivasyona bağlı gelişen immünizasyon sayesinde bu kişilerde de koruyuculuk sağlanmış olabilir. Bu sebeplerden dolayı hastalığı geçiren kişilerin koruyuculuğum hala devam ediyor mu yaklaşımıyla farklı zamanlarda tekrar antikor seviyeleri baktırmalarının bilimsel bir temeli yoktur. İkinci kez hastalığı geçiren vakalar incelendiğinde bunların bir kısmının hastalığı ilkinden hafif veya asemptomatik olarak geçirdiğini, çoğunun benzer şiddette bir kısmının da ilkinden daha ağır geçirdiğini, hatta dünya literatürünün de ikinci kez geçiren hastalık esnasında kaybedilenlerin olduğunu söylemek mümkündür. Hastalığın ikinci kez geçirilmesinin kesin olarak ilkinden daha ağır olacağı algısı da yanlıştır. Özetle COVID-19'u ikinci kez, hatta ikinden daha fazla geçirmek mümkün olmakla birlikte hastalığın ilk bir yılı gibi kısa bir döneme bakıldığında ikinci kez geçirenlerin oranı çok düşüktür. Başta bu virüse çok sık ve yoğun maruz kalan sağlık çalışanları olmak üzere tüm insanların hastalığı geçirse dahi rehavete kapılmadan kontrol önlemlerine ve alınan tedbirlere maksimum derecede dikkat etmeleri doğru bir yaklaşım olacaktır. 2. COVID-19 geçiren kişinin koronavirüs aşısı olması gerekir mi? Bu konuda şu an için netleşmiş bilimsel görüş birliği yoktur. Çeşitli uzman görüşleri mevcuttur. Tekrar hastalığa yakalanma oranının %0.1'in altında olduğunu, geçirilen hastalığın sağlıklı bireylerin %90-95'inde şu anki septemlere göre
6 aya kadar koruma sağladığını, hastalığı geçiren kişilerde aşının lokal ve sistematik etkilerinin nasıl olacağına dair yeterli verilerin bulunmayışını da dikkate alarak özellikle son 1-2 ayda hatta 6 ay öncesine kadar hastalığı geçirenlerin bu dönem için aşı olmamasını öneriyoruz. Bu konudaki bilgiler netleşip ortak görüş birliği oluşana kadar farklı sağlık durumu olan kişilerin hekimleriyle görüşüp uzman görüşü doğrultusunda hekimiyle birlikte ortak karar vermeleri doğru olacaktır.